Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde il, ilçe oda yönetim kurulu başkanları, meclis üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet, 20-23 Ekim 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir iş ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 20 Ağustos 2024 tarihinde Zonguldak'a yaptığı ziyaretin ardından planlandı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyareti sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve bölgedeki iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki ülke arasında ticari birliğine geliştirmeye yönelik adımlar atıldı. Heyet Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir Başkanlığı da yönetim kurulu üyeleri Batuhan Uludüz ve Hamdi Öztürk, Meclis üyeleri Şükrü Velioğlu, Süleyman Öztürk, Tanser Yılmaz, Fırat Birkan, Mehmet Berkan Ünal, Mehmet Özbayram, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Hüseyin Murat Bollucuoğlu, Naci Orhan, Genel Sekreter. Muharrem Sarıkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mahmut Kayahan ve Erdem Kultuk, Zonguldak Sanayi Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kereş, Meclis Başkanı Tahsin Tan Yıldız, Devlet Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Paşoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Oktay, Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Ereğli Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğuz Ünlüer, Başkan Yardımcısı Cemil Burak Kürdal ve Üye Kaan Boydan oluştu. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü heyet ilk olarak kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı. Ziyarete Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Teniz ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da işlik etti. Anıt mezarı ziyaretinde Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesi ve ekonomik kalkınma süreci anlatıldı. Heyet üyeleri Rauf Raif Denktaş'a gösterilen derin saygının bir semeri olarak çelenk koyma töreni gerçekleştirdik. Ardından Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Kuzey Kıbrıs'ın sanayi sektörü hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Kamacıoğlu özellikle tarım, tekstil, gıda ve inşaat malzemeleri gibi alanlarda Kuzey Kıbrıs'ın büyüme potansiyelini anlattı. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Temir ise Zonguldak'ta gerçekleştirilen ve hala yürütülmekte olan projelerle ilgili bilgiler verdi. Benzer koşullar dikkat alındığında Zonguldak'ta yürütülmekte olan tarıma adaylı İhtisas, Sera, Organize Sanayi Bölgesi, Kafes Balıkçılığı ve Teknoloji ve Kasabası projelerinin Kıbrıs için de uygulanabilir olduğunu bu alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımı ve işbirliği yapılabileceğini ifade etti. İki oda arasında karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alındığı toplantıda Kuzey Kıbrıs'a iş dünyasının son odaklı yatırımcılara sunabileceği işbirliği fırsatları detaylandırıldı. Daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na geçildi. Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmelerde iki bölge arasında ticari ilişkileri güçlendirme, ve yeni faaliyet alanları oluşturma konuları üzerinde duruldu. Yatırımcıların Kuzey Kıbrıs'ta nasıl bir yol izleyebileceği, hangi alanlarda yatırım yapılabileceği ve mevcut bürokratik süreçlerin nasıl aşılabileceği gibi konularda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Özellikle topraksız sarım, turizm, yenilebilir enerji, kafes balıkçılığı ve gayrimenkul sektörlerinde büyük yatırım fırsatları olduğuna dikkat çekildi. Günün sonunda heyet Levkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Yasin Ekrem Selim ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amaçıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Büyükelçi Selim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak özellikle Türk iş insanlarının Kuzey Kıbrıs'a yapılabilecekleri yatırımlarla ilgili bu ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. 22 Ekim 2024 Salı günü heyet ilk olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ziyaret etti. Bakan Olgun Amcaoğlu heyeti makamında kabul ederek Kuzey Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını anlattı. Bakan Amcaoğlu Kuzey Kıbrıs'a gelişmekte olan sektörler, devletin sunduğu teşvikler ve yatırımlar için sağlanan kolaylıklar hakkında detaylı bilgiler verdi. Özellikle yenilebilir enerji, turizm ve tarım sektörlerinde yatırımcıların ihtiyaç duyduğu destekler üzerinde duruldu. Bakan Amçoğlu, Kuzey Kıbrıs'ın yatırımcılara sunduğu avantajların iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti. Ziyaretin son durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyeti makamında kabul ederek Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik öneminden bahsetti. Tatar iki ülke arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların artırılması hem ekonomik hem de politik ilişkileri güçlendireceğini vurguladı. Ticaretin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bağlarda pekiştirdiğini dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Ziyaretinin bu anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mete Demir, ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın 20 Ağustos 2024 tarihinde ilimize yaptığı ziyaret sonrasında kendilerini davet öğrenci planladı Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ilimizde ziyaretinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanımız Surgay Deniz'e de eşlik etmişti. Zonguldak'ta il ve ilçe oda yönetimlerimizin ve iş insanlarının katılımıyla ile kendilerine istişarelerde bulunmuş ve Kuzey Kıbrıs'a bir iş ziyareti gerçekleştirmenin faydalı olacağına karar vermiştik. Zonguldak il ve ilçe odası başkanlarımız ve iş insanlarımızı gerçekleştirdiğimiz bu iş gezisi. iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi adına son derece verimli geçti. Ziyaret boyunca çok değerli temaslarda bulunduk ve Kuzey Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını yerinde gözlemledik. Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yaptığımız görüşmelerde iki ülkenin iş insanlarına nasıl işbirliği yapılabileceğini, hangi sektörlerde ortak yatırımlar gerçekleştirebileceğini denilemesini ele aldık. İlimizde ilçe odalarımızla birlikte yürütmekte olduğumuz tarım adayı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Kafes Balıkçılığı ve Teknoloji ve Kasabası projelerine ilişkin deneyimlerimizi paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Kıbrıs'a tüm yetkilileri bizleri büyük bir misafirperverlik gösterdik. Bu vesile başta Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim'e, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'na, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Tenise, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Kamacoğlu'na ve tüm Kıbrıslı dostlarımıza işten teşekkürlerimi de sunuyorum dedik.